Merhaba herkese. Şimdi yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sanırım bugünün üçüncü yayını olacak. Ee, bu yayında veri bilimci olma yolunda yapmamız gereken şeyler... ...ya da kısacasıyla veri bilim için galaksi rehberini size e, anlatıyor olacağım. Bu rehber niteliğinde olabilir. Eğer veri bilimine yeni başlamayı düşünüyorsanız... ...ya da hali hazırda başladıysanız ve eksikliklerinizi görmek istiyorsanız... E, ...onun için hazırlanmış bir rehber. Umarım bu... E, eğitim bölümü hoşunuza gidecektir. Ben ekranımı paylaşarak bir sunum üzerinden bu eğitimi devam ettireceğim. Not almanıza gerek yok. Sunumun sonunda zaten kendi Twitter hesabından sunumu size paylaşıyor olacağım. Birçok detay var, birçok kaynak paylaşımı var. O yüzden sonrasında beni Twitter hesabından takip ederek de bu sunumu elde edebilirsiniz. Ben yayın içerisinde zaten size bu linkleri gönderiyor olacağım. İstiyorsanız çok da fazla vakit kaybetmeden bir an önce canlı yayına başlayabiliriz. Şimdi veri bilimcinin galaksi rehberi ile başlarken burada e, belki daha öncesinde denk gelmişsinizdir. İşte e, otostopçunun galaksi rehberi ile aslında oradan bir e, bağlantı kuruyorum ben. Yapılması gereken ya da iş hayatınızda ya da bu mesleği icra ederken e, öğrenmeniz gereken şeyler size göstereceğim. Genellikle insanları korkutan, korkutulan bazı unsurlar var ya da çok fazla detaya indirilip ana resmi, büyük resmi kaçırıldığı senaryoları internet üzerinde çeşitli web sitelerinde veya Twitter'da bunları görebiliyorsunuz. Burada hem doğru bilinen yanlışları hem de yanlış olan şeyleri böyle biraz daha düzeltmek ve kendi tecrübelerimi aktarmak için aslında bakarsanız buradayım. Şimdi ilk önce isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Ben kimim, neler yapıyorum? Ben aslında bakarsanız yaklaşık olarak 4-5 yıldır veri bilimi alanında çalışıyorum. Yani üniversitenin ikinci e, 3. senesinden beri çalışıyorum. Daha öncesinde e, kurumsal bir şirkette bu işi yürüttüm. Hem öğrenciyken hem öğrenci olduktan sonra sonrasında şu an e, İstanbul'a taşınıp global ayağı adlı bir startup'ta bu bu eğitimlere ve insanlara bu tarz eğitimleri vermeye profesyonel olarak devam ediyorum. Aynı zamanda kendi hafta tarafta gördüğünüz gibi bir Twitter hesabım var. Bu Twitter hesabından da ...insanlara bu alanla alakalı makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri bilimi alanlarıyla alakalı... ...düzenli bir içerik paylaşımı yapıyorum. Hem kendi e, YouTube videolarımla hem de internette bulduğum ve değerli olduğunu düşündüğüm... ...ya da tip, trik gibi böyle e, önemli şeyleri arkadaşlarla paylaşıyorum. Şu an oldukça da e, giderek büyüyoruz. Hem YouTube kanalında hem Twitter hesabımda. Eğer siz de bu alanla alakalı e, böyle yeni güncel şeyleri takip etmek istiyorsanız... ...beni Mert Çobanov olarak Twitter'da veya YouTube kanalında bulabilirsiniz... Şimdi çok uzatmayalım bu giriş kısımlarını Muhtemelen merak ediyorsunuz da işte bu sunumun devamında neler olacak şeklinde. Yayında da muhtemelen herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aslında yayında bir yandan şey yapmak gerekiyor. Kontrol de etmek gerekiyor. Şu an chat'i göremediğim bir bölümdeyim. Şimdi şöyle yapacağım. Sizden birkaç tane rica ediyorum. Okey. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz o halde. Şimdi genellikle eğer veri bilimi alanında kendinize bir roadmap ya da bir learning path gör yani bulmak istediğiniz zaman internette karşınıza gelen ilk görsel bu ve böyle bir şeyle yola çıkmaya başladığınız zaman yani yolun sonunu göremeyeceğiniz kadar uzunlukta olduğu zaman buradaki en büyük sıkıntı yoldan çok korkmak ve yola çıkmaktan korkmak oluyor. Ee, aslında burada yazan şeyleri kesinlikle yanlış demiyorum. Burada yazan şeylerin çoğu doğru. Aslında yolda zaten bunlara ihtiyacınız olduğu zaman öğrenmeye de devam ediyorsunuz ve o zaman problem olmuyor. Fakat yolun başında böyle karmaşık bir şeye bakmak aslında biraz can sıkabiliyor. Burada düşünmemiz gereken şey aslında şu olabilir. Ben bu yeteneklerin hangilerine sahibim diye bir checklist olarak bile kullanabilirsiniz bunu. Aslında burada ilerleyen hayatınızda eğer bu alanda çalışacaksanız farklı durumlarda bunların bazılarına ihtiyacınız olmuyor. Bazılarına ihtiyacınız olduğu durumlar oluyor. Yani bunların hepsini öğrenmek zorunda olmadığınız senaryolar da geçerli. Burada önemli olan bunlar aslında bizim öğrenmemizin belki bir noktada öğrenmemizin gerekli olacağı şeyler. Ama çok da yani böyle gözünüzü korkutmasını istemem. Mesela bunun başka bir örneği daha var eğer bunu bakmak isterseniz. Bir de şöyle bir örnek var. Bakın şu alt bölümden başlıyorsunuz ve sizden bunların hepsini öğrenmenizi beklenildiği gibi burada böyle bir gösterim var. Ve insanları bunları gösterdiğiniz zaman oldukça korkuyorlar. Bu şu demek değil. Zaten uzun süre bu alanda çalıştığınız zaman şu an ekranda gördüğünüz şeylerin %70'ini, %80'ini ihtiyaç dahilinde zaten öğreniyorsunuz. Ya da en iyi ihtimalle o, o, yolların nasıl yürünebileceğini daha kolay bir şekilde bildiğiniz için işte kısa bir dokümantasyon okuması veya atıyorum bir arkadaşınızın size bahsetmesiyle bile aslında çözülebilir problemler oluyor. Bazı durumlarda şu an ekranda gördüğünüz şeylerin en ufak detayına kadar bilmeniz Hani ilk başlayan arkadaşlar böyle bir yanılgıya düşüyorlar ama aslına bakarsanız öyle bir durumda her zaman söz konusu değil. O yüzden burası için don't panik diyebiliriz. Yani burada paniklememize gerek yok. Bugün şu ne kadar ekranda gördüğünüz şeyleri ben parçalara ayırdım. Ve bunların hangilerinin hangi senaryolarda size lazım olduğunu, gerçek hayatta ne zaman bunları kullanacağınızı ve bunları öğrenmek için bu zamana kadar en çok yararlandığım kaynakları size paylaşıyor olacağım bu sunumun devamında. İstiyorsanız başlayalım. Şimdi eğer veri bilimi alanında çalışmak istiyorsanız veya makine öğrenmesi oluyor ya da yapay zekanın herhangi bir alanında çalışmak istiyorsanız öncelikle bir programlama dili öğrenerek bu işe başlamanız gerekiyor. Bunun en büyük nedeni şu aslına bakarsanız yaptığımız işler çok iteratif veya milyonlarca işte matematiksel işleme dayanan süreçler. Yani bir makine öğrenmesi algoritması geliştirmek yani yüzlerce işte integral türev veya atıyorum birçok hesaplamanın sonucunda optimize olan modellerden oluşuyor. Bu bağlamda siz bunları elle yapamayacağınız için bunu bir bilgisayara yaptırmanız gerekiyor. Bilgisayara yaptırmaktan kastımız da bir program, yani bilgisayara nasıl hükmedebilirsiniz? Bir programlama dili aslında öğreniyorsunuz. Bu programlama diliyle yapmak istediğiniz işlemleri, verileri yazdığınız algoritmalar ya da yazdığınız işte kod bloklarıyla işleyip bu süreci devam ettiriyorsunuz. Aslına bakarsan yapmış olduğumuz şey bu. Aslında bu yüzden bir programlama dili öğrenmemiz gerekiyor. Yani verilerin taşınmasından, verilerin temizlenmesi olabilir, verilerin işlenmesi olabilir, model geliştirmek olabilir ya da modeli canlıya almak dediğimiz işte model deployment'a koymak, diğer insanları kullanıma sunmak olabilir. Bunların herhangi birisini yapmak için bile zaten bir programlama dili öğrenmeniz gerekiyor. Bu bağlamda bana en çok gelen sorulardan bir tanesi eğer bu alanda çalışacaksam hangi programlama dilini öğrenmem gerekiyor gibi bir soru. Aslında bu süreçlerin tamamı dilden bağımsız. Yani ...ne yapmak istiyorsanız bilgisayarla bunu herhangi bir programlama diliyle... ...özellikle hani böyle general purpose dediğimiz programlama dilleriyle... ...bunu yapabilirsiniz. Fakat burada ana nokta şu... ...o alanda çalışan yani işte... ...mesela diyelim ki makine öğrenmesi alanından şu an konuşuyoruz. Makine öğrenmesi alanında çalışan insanlar genellikle hangi dili tercih ediyor? Aslında biraz da buna bakmamız lazım. Buna biz aslında komünite desteği diyoruz. Yani bir problemle karşılaştığınız zaman sizden daha önce karşılaşmış bir arkadaş... Orada beklersiniz internet üzerinde işte Stack Overflow ya da GitHub gibi sitelerde. Sizden daha önce bu problemle karşılaşmış ve bunun çözümünü bulmuş insanların sayısı ne kadar fazlaysa siz de öğrenme aşamasında süreçleri o kadar hızlı kat edebiliyorsunuz. Veya yeni bir rehber çıktığı zaman veya yeni bir işte makine öğrenmesi modelinin implementasyonu yapıldığı zaman popüler olarak hangi diller önce çıktığını internetten bulabiliyorsanız o dil daha çok tercih edilebilir oluyor. Bu bağlamda Son zamanlarda makine öğrenmesi veya deep learning gibi alanlarda en popüler dilerden bir tanesi Python. Burada dilin bir taraftarlığını yapmamıza gerek yok ama Python genel olarak eğer bu alanı öğrenecekseniz hem başlangıç aşamasında size oldukça yararı dokunacaktır. Tabii programlama dilini öğrendik. Programlama dilini öğrendikten sonra orada öğrenmemiz gereken işte veri yapıları gibi kavramlar var. Bunları genellikle eğer bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun değilseniz dışarıdan kaynaklarla öğrenmeniz gerekiyor. Yani veri nasıl tutulur, veriler nasıl işlenir? temel düzeyde ol olarak bahsediyorum ve işte string integer ya da işte float değerler nelerdir? Bunları temel düzeyde bilmeniz gerekiyor. Veri yapıları sadece bunlarla sınırlı değil. Çok farklı veri tipleri de var. Bazen kütüphanelerin özel veri tipleri bile e, bulunuyor. Yani bunların başka bir varyat varyantları veya varyasyonları olarak düşünebilirsiniz. Bunları hallettikten sonra bir programlama dilini öğrendikten sonra aslında buna paralel bir de terminal veya komut satırında da hakimiyet aslında önemli oluyor. Çünkü her zaman işte tıklanabilir ya da işte mouse'unuzu hareket ettiğiniz sürükle bırak e, süreçleriniz olmuyor. Bazen komut satırına gidip orada bazı komutları çalıştırmanız gerekiyor. Eğer uzak bir sunucuda çalışıyorsanız ya da çalıştığınız bilgisayarın bir monitörü yoksa bu bağlamda yine komut satırına dönüp bazı işlemleri yapmanız lazım. Veya komut satırında bazen programları execute ediyorsunuz yani çalıştırıyorsunuz. Bazen bir dosya indirmeniz gerekiyor. Yani çok farklı kullanım senaryoları var bunun içerisinde de. Bu yüzden terminal ve komut satırında öğrenmeniz sizin için oldukça iyi olacaktır. Özellikle uzak sunucularla da çalışıyorsanız bu da oldukça kritik. Bazen Python'da yapması uzun olan şeyler bazen 5 ile çok çok daha kısa bir sürede yapılabiliyor. Veya işte Cloud Computing yaptırıyorsanız veya Edge'de bir bilgisayarınız varsa o bilgisayara ulaşıp lokalinizdeki işlemleri çok daha güçlü klastırlarda kullanmak için de aslında terminali de öğrenmemiz gerekiyor uzak bağlantılar için. Bunları da hallettik diyelim. İşte bir programlama dili ve bir terminal konusunda da hakimiyetimizi kazandığımızı varsayıyorum şu anda. Bir proje üzerinde çalışırken veya bir ekiple çalışıyor olun fark etmez. Bu iki senaryoda siz modelinizi geliştirme aşamasında birçok farklı yeni feature eklemek isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir işte özellik eklediniz ya da yeni, yeniden bir bunu deployment'a hazırlıyorsunuz. Canlıyı almaya hazırlanıyorsunuz. Bu gibi süreçlerde git veya GitHub ya da versiyon kontrolü herhangi bir versiyon kontrol sistemini kullanmanız oldukça kritik. Özellikle bir ekipte çalışıyorsanız ki ilerleyen hayatınızda bu alanda meslek sahibi olacaksanız muhtemelen bir şirkette çalışırken tek başınıza değil bir grup veya işte bir ekiple çalışıyor olacaksınız. Bu alanda ortak bir proje üzerinde çalışırken bu ekibin oryan oryante olabilmesi için ya da bunların oryantasyonu için ya da orkestrasyonu için diyelim ee, git gibi bir versiyon kontrol sistemi kullanmanız gerekir. Bu kodları barındırabileceğiniz başka bir e, servis kullanmanız gerekir. Bir GitHub gibi. Veyahut sadece bu alanda çalışacak olsanız bile diğer insanların projelerine göz atmak için ya da onların projenin contribution yapabilmek için bile git ve GitHub gibi versiyon kontrol sistemi ve versiyon kontrol sistemi için uzak sonuçta kod barındırıcı başka bir servisi de kullanmayı bilmeniz oldukça kritik ki mesela TensorFlow veya atıyorum diğer machine learning kütüphaneleri GitHub üzerinden açık kaynak kodlu olarak yayınlanıyor ve siz de bu güncellemeleri buradan edinebiliyorsunuz ve example'ları oradan inceleyebiliyorsunuz. Bu yüzden Git ve GitHub developer'ların böyle bir İskenderiye kütüphanesi olarak düşünün orayı. Developer'lar oralarda genellikle buluşur ve ya da projelerini yayınlarlar veya siz bir proje yayınladıysanız ona işte contribution ya da pull request dediğimiz ona yeni güncellemeler veya işte hata çözümleri gibi şeylerde yani geri bildirimlerde bulunurlar ve bu da aslında bu işin önemli bir süreci sadece tek başınıza olduğunuz zamanlarda değil yani bir ekip olarak çalıştığınız zaman da bu geçerli. Yani aslında gittin yani versiyon konusundan birçok daha detayı var. Şimdi o detaylara gidersek muhtemelen buna çok fazla vaktimiz yetmeyecektir bu canlı yayın için ama e, devam edebiliriz. Docker ve konteynerizasyon teknolojileri son yıllarda oldukça popüler ki artık sıklıkla kullanılıyor. Yani bir database işte probleminiz varsa bunu bilgisayarınızı kurmaktan ziyade bir bunu bir konteynerde ayağa kaldırıp çok hızlı bir şekilde ve izole biçimde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da son dönemlerin en popüler teknolojilerinden bir tanesi. Bir veri bilimi projesi yaparken bunu işte internette deployment hazırlıyorsanız ya da bir web servisi üzerinden canlandıracaksanız bunu mikro servis mimarisinde konteynerize, konteynerize edip bunu e, bu şekilde sunmak hem diğer geliştiricilerin bunu çok hızlı bir şekilde çalıştırabilmesine, yani paket bağımlılıklarından kurtulabilmesine hem de ee, birçok farklı komponenti işte bağlayıp çıkarabildiğiniz gibi farklı teknoloji ve yetkinliklere sahip oluyorsunuz. Bu yüzden Docker ve konteynerizasyon da oldukça önemli. Son iki bölümü biraz hızlı geçmek istiyorum. Şu an bir yandan saati kontrol ediyorum. Hani 15 dakika olmuş. Geri kalan bütün sunumu yetiştirmem gerekiyor. Özellikle Heroku benzeri SaaS ve PaaS platformları yaptığınız çalışmayı sizin lokalinizden ziyade uzaktaki bir yerde düzenli olarak çalışabilmenizi sağlıyor. Yani bunlar ya, ya platform mu kullanabilmeniz ya da işte direkt işte ML Ağız dediğimiz yani bir meşinörü projesini de uzak bir yerde çalıştırabildiğiniz çözümler var. Bunlar da oldukça kritik ki bunlar da daha öncesinde size bahsedeyim GitHub, hani GitHub ve Docker bağlantılı oluyorlar. Hemen bir GitHub reponuzdan çekip orada yayınlayabiliyorsunuz 24 saat şekilde. Bu konuda araştırmanızı öneririm. Veya cloud platformlar. Bu özellikle büyük veriyle çalışırken kendi bilgisayarınızda günler süren çalışmaları uzak bir sunucuda ya da işte cloud computing yapabileceğiniz bir yerde dakikalar mertebesinde tamamlayabiliyorsunuz oradaki çok güçlü bilgisayarlar sayesinde ve bu inanılmaz cüzi miktarlarda oluyor. Hani belki birkaç dolar harcayarak terabaytlarca veri işleyebildiğiniz senaryolar ben bu zamana kadar gördüm ve cloud computing'de oldukça hem zaman konusunda hem de hani maliyet konusunda size oldukça yararlı olacaktır. Gidip de donanım satın almaktansa o kullanmak oldukça yararlı oluyor. Özellikle machine learning ve deep learning çalışmalarınız için. Şimdi bu aslında en kalabalık bölümümüzdü, bundan sonra biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Bu çalışmaları yapabilmek için, özellikle bir programlama diliyle başlayabilmek için neyi düşünmeniz gerekiyor? Tabii ki de bu dili öğrenmeniz gerekiyor. Bu dili öğrenebilmek için de benim bu zamana kadar en çok sevdiğim kaynaklar, şu an ekranda gördüğünüz gibi Automate the Boring Stuff with Python kitabı oldukça güzeldi. Yani size bir şeyleri yaptırarak e, Python dilini öğretiyor. Ve bu ücretli bir kitap bu arada. internetten satın almanız gerekiyor. Ya da Alan Downey'nin internette ücretsiz bir şekilde yayınladığı Think Python kitabı var. Yani orayla üzerinden basılmış versiyonu da satın alabiliyorsunuz ama aynı zamanda internette ücretsiz bir şekilde Alan Downey tarafından PDF'leri de sunuluyor. Bu isimler ararsanız internette bulabilirsiniz bu kitapları. Aynı zamanda Türkçe bir kaynak arıyorsanız da istihsayı muhtemelen duymuşsunuzdur. Yani Python tarafında çok fazla örnek ve hemen hemen çok güzel bir dokümantasyona sahip. Oldukça yani Türkçe bir yapısı da var. Oradan da Python'ı öğrenebilirsiniz. Ben genellikle kitap önerisinde bulunuyorum. Çünkü e, YouTube videoları biraz bu süreci tembelleştiriyor. Kitaplardan öğrenmek bana kalırsa çok çok daha iyi. Ama bu tamamen sizin öğrenme biçiminizde kalmış bir şey. Geri kalan size bahsettiğim işte Docker, GitHub ya da Git gibi şeyleri bana kalırsa bunları dokümantasyondan öğrenmek çok daha iyi. Çünkü bunların dokümantasyonu çok temiz bir şekilde hazırlanıyor. İnternetteki farklı kaynaklardan da tabii öğrenebilirsiniz ya da kurslardan da öğrenebilirsiniz ama bana kalırsa birinci kaynak her zaman en güncel kaynak olduğu için ben o taraftan öğrenmeyi tercih ediyorum. Siz de eğer bunları öğrenmek istiyorsanız bana kalırsa birinci kaynak olan e, bunların dokümentasyonundan bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi dil bariyeri. Özellikle machine learning ve deep learning alan ya da işte yapay zekanın herhangi bir alanda çalışacaksanız buradaki kritik, kritik nokta şu. Hani ben ve arkadaşlarım veya komünitede olan birçok insan yurt dışından yurt dışında yazılan İngilizce makaleleri Türkçe'ye çeviriyorlar. Yaklaşık olarak işte ben 4-5 yıldır bu işte hem çeviri projelerinde hem de öğrendiğim şeyleri burada aktarmak için oldukça efor sarf ediyorum. Fakat şöyle bir durum var. Yeni bir şey çıktığı zaman bu otomatik olarak İngilizce bir şekilde çıkıyor ve sizin buna erişmeniz birisinin ancak bunu Türkçe çevirmesiyle olabileceği için dil bariyerini aslına bakarsanız aşmanız gerekiyor. Bu çok akıcı bir şekilde konuşmanızın zorunlu olduğu anlamında değil okuduğunuzu anlamanız lazım veya yeni bir işte proje yayınlandığı zaman ya da yeni bir update geçildiğinde veya gerçekten kaliteli kaynakların İngilizce olduğu da aslında bakarsanız yatsınamaz bir gerçek. Onları anlama seviyesinde aslında İngilizce bilmeniz ve bu dil bariyerinizi aşmanız önemli. Burada ufak bir test yapabiliriz eğer hani buradaki Türk izleyiciler muhtemelen şu anda vardır. Durum şöyle şu anda ekranda görmüş olduğunuz şey aslında hani genel tanımlarla ee, yani çok sıkça kullanılan terimlerin iç böyle bir paragraf ve işte 5 bullet point'ten oluşuyor. Eğer buradaki yazıyı anlayabiliyorsanız yani ne anlama geldiğini işte okuyup anlayabiliyorsanız dil bariyerini veya tür yeni çıkan makaleleri temel düzeyde yeni, ya da yeni çıkan internetteki makaleleri özellikle hani akademik makaleleri söylemiyorum ya da blog yazılarını işte Medium'daki bu alanlara alakalı paylaşan muhtemelen anlayabileceksinizdir. Ama bunu anlayamıyorsunuz. Muhtemelen programlama dili veya işte daha demin bahsettiğimiz teknolojilerden ziyade bir yandan İngilizce'ye de bol bol ağırlık vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü insanların Türkçe çevirmesini beklerseniz muhtemelen bu ancak hani onların canın istemesine ve zamanın geçmesine ve sizin biraz da geri kalmanıza sebep olacaktır. Şimdi hazır veri bilimi için istatistik demişken ya da veri bilimci olmak istiyorsanız bunun bir de Programlama ya da bilgisayar mühendisliğinden ayrı olarak bir de bunun istatistik tarafı var. Genellikle bilgisayar mühendisi arkadaşlarımızın yani veri bilimi tarafına yani makine öğrenmesi tarafına geçerken eksiklikleri bu noktada başlıyor. Çünkü diğer taraflarda muhtemelen tecrübeleri oluyor genellikle. Bundan bahsedebiliriz. Onların da bu taraftaki yani veri bilimi tarafındaki istatistiği biraz öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz birçok yazı var. Ben bunları teker teker size okumayacağım. Hani sunumun olduğu, sunumun size paylaştığım zaman Twitter hesabımda. Buna, bunlara oradan da ulaşabilirsiniz. Şunu açıklamak istiyorum birkaç örnekle. Şimdi istatistik konusu özellikle neden önemli? Şimdi şöyle bir durum var. Bu en sık yapılan hatalara ben burada birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela işte bir klasifikasyon bir sınıflandırma işlemi yapıyorsunuz. Makine öğrenmesi. Ona göre bir makine öğrenmesi modeli geliştirdiniz. Ve kullandığınız veri seti Ambalans yani dengeli olmayan bir veri seti olduğu zaman mesela buradaki işte %99 accuracy tutturmanız çok iyi bir şeymiş gibi gözükürken aslında istatistik olarak zaten belki de veri setinizin %99'u hep aynı türden oluşuyordu. Siz yanlışlara da veya işte yanlış olan yanlışları nasıl diyeyim iki farklı sınıfı yanlış tahminleriniz aslında gerçekten yanlıştı ve yanlış yapılan tüm her şey belirli bir sınıfa da ait olabilirdi biraz karışık oldu ama muhtemelen demek istediğimi anlayacaksınızdır ve sadece bunlar da değil yani çok, çok fazla örnek var aslında mesela bir makine öğrenmesi modelini teste soktunuz bir veri dağılımını yani bir veri işte bir veri parçası ona gönderdiniz bir veri bölümü işte bir test seti ona gönderdiniz bu test setinin aslında gerçekten de train seti üzerinde eğitilen e, veri dağılımının aynı dağılımdan gelip gelmediğini testini yapmanız gerekiyor İşte p testi gibi testlerle bunları test etmeniz gerekiyor veya işte A-B test gibi farklı modellerinizin performanslarına, farklı değişimlere göre e, nasıl cevap verdiğini test edeceğiniz istatistik testler var. Aynı zamanda şöyle bir örnek bile olabilir. Ta, mesela bir regresyon projesi yapıyorsunuz ve regresyon projesinde tahmin etmek istediğiniz değer 0.1 veya işte bir standart sapmayla normal dağılan bir grafik olmuş olsun. Siz bir machine learning modeli eğittiniz ve bu machine learning modeli de hata payı bir standart sapma yani ortalamanın bir standart sapma etrafında dağılıyorsa aslında burada belki de bir şey öğrenmekten bile bahsedemeyebiliriz. Burada demek istediğim şu istatistik yani istatistik öğrenmek size bunların nerede yani bir makine öğrenik modelinizin nerede neyi hatalı yaptığınızı görmenizi sağlıyor. Bu ne demek? Yani benim makine öğrenik modelim aynı veri dağılımını aynı dağılımla tahmin ediyorsa kırılımları doğru düzgün tahmin edemiyorsa ben makine öğrenik modelime işte ortalaması modelin ortalaması olan ve sanal satması bir olan rende bir dağılım verdiğim zaman da aynı cevabı verecekti. Yani bu bağlamda sizin bunu analiz edip hatanın nerede olduğunu görebilmeniz için hem bu testleri kullanmanız lazım hem de istatistik tarafta bazı bilgilere sahip olmanız gerekiyor ki outlier detection dediğimiz yani veri setinde istenmeyen bölümlerin dışarıya atılması ve machine learning modeline bunların verilmemesi için yapılan aksiyonlardan bahsetmiyorum bile. Bunların hepsini istatistik bilginizle aslına bakarsanız sağlayabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi bu sunumun bu sayfasında hangi becerilere sahip olmanız gerektiğini veya işte bir machine modeline başlamadan önce hangi soruları sormanız lazım ve hangi adımlarla bunu ilerletmeniz gerektiğini de bu ekrandan ya screenshot alabilirsiniz ya da sunumu size gönderdiğim zaman oradan tekrar inceleyebilirsiniz. Şimdi bu istatistik tarafında neler bilmeniz gerekiyor ya da bunları nelerden öğrenebilirsiniz? İstiyorsanız bu konuda üzerinde ben size yine kaynaklarımı paylaşayım. Benim bu zamana kadar en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi Oreli yayınlarından Practical Statistics for Data Scientists kitabı olmuş oldu. Kitabı, kitabı. Ee, bu kitap size oldukça pratik bir şekilde ve hani güzel bir akışla öğretiyor. Ee, eğer istatistik tarafında sıfır noktasındaysanız bile sizi gerçekten hani sıfır noktasından oldukça iyi bir yere getirebiliyor. Bu tabii ki de yani bu kitap ger gerçekten çok güzel bir kitap ve tahmin edeceğiniz gibi ücretli de bir kitap. Ee, i̇kinci kaynak yine Alan Hoca'nın kitap, Alan Downer'in kitaplarından bir tanesi. Yine aynı şekilde kendi sitesinde Thinkstats'ı ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Ee, yine pdf'ini oradan indirerek bu kitabı alabilirsiniz. Yani ikinci edisyona sahip olduğunuzdan emin olun. Bunlara ek olarak eğer YouTube'dan biraz daha dinleyerek öğrenmek istiyorsanız StatQuest YouTube kanalında özellikle machine learning modellerine yani özellikle machine learning ve veri bilimi tarafına ağırlık veren istatistiki çok basitleştirerek anlatan bir hoca var ve bana kalırsa anlatımı oldukça güzel. İşte böyle araya müzikler de katıyor. Anlatımı oldukça yavaş, temiz ve hani grafikler de oldukça güzel. Bu konuları da StatQuest YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oldukça kaliteli bu üç kaynak. Şimdi programın dili konusunu bitirdik. İşte istatistik konusunu bitirdik. Dil bariyerini de açtık. Bu üç konuyu arkada bıraktığımız zaman sıra geldi artık daha böyle çekirdekte neler bilmemiz gerektiği konusunda. İşte eğer bir veri bilimci olmak istiyorsanız muhtemelen machine learning konusunda oldukça iyi bir düzeyde olmanız gerekiyor. Yani hangi durumda hangi machine learning modelini kullanmalıyım? bu machine learning modellerini hangi durumlara göre işte kullanmalıyım veya atıyorum şu an karşılaştığım problem hangisi tarafından daha iyi çözülür ya da işte makine öğrenmesi, deep learning veya yapay zekanın anlam ayrımına da hakim olmanız özellikle gerekiyor. Yani şu anda elinizde tuttuğunuz veri seti veya şi, sizin şirketten veya işte yöneticinizin sizin çözmenizi beklediği problemin e, nedenlerini, sonuçlarını bir yaklaşım yapabilmek için de bol bol meşinörlük modellerini hem incelemiş olmanız hem de iyi bir şekilde bunları kavramış olmanız gerekiyor. Yani yapmak istediğim şey yani nihai sonuçta bu projenin sonucu işte kategorik bir e, değişkeni mi tanımlıyor yoksa işte bir regresyon projesinde sürekli bir değişkenin işte belirli bir frekans aralığında veya belirli bir hata derecesinde mi bulmak istiyorum? Ya da bunun, bu gözetimli bir öğrenme mi yoksa gözetimli olmayan bir öğrenme mi? Yani etiketlere sahip miyim çıkışımda veya sahip değil miyim? Bir sınıflandırma mı yapmak istiyorum? Bir kümeleme mi yapmak istiyorum? İşte belirli bir sayıyı mı tahmin etmek istiyorum? Ya da işte reinforcement learning mi yapmak istiyorum? Bunlara aslına bakarsanız hakim olmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde bu şu an ekranda gördüğünüz grafiklerde bunun için güzel anlam ayrımları var. Bunları yine sunumdan ulaşabiliyor olacaksınız. Eğitimin sonunda ben size bunu paylaşacağım Twitter hesabım üzerinden. Eğer sonrasında da canlı yayına gelmişseniz Twitter'dan Mert Çoban olarak hem YouTube'dan hem Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi makine öğrenmesi tarafında şu anda yani ismini sayarak bitiremeyeceğim kadar farklı tiplerde makine öğrenmesi modelleri geliştirilmiş düzeyde. Fakat popüler olan bazı makine öğrenmesi modelleri var. Özellikle işte son dönemlerde karar ağaçları ve karar ağaçları ile birlikte XGBoost dediğimiz Python kütüphanesi oldukça popüler ve benim gördüğüm kadarıyla genellikle kurumsal firmalarda da startuplarda oldukça oldukça fazla kullanılıyor çünkü e, yani development süreci süreci oldukça kolay explainable dediğimiz yani makine öğrenmesi modelinin neye göre karar verdiğinin açıklaması oldukça kolay çok iyi sonuçlar veriyor <laughs> yani bir başka bir açıdan baktığımız zaman o yüzden son yıllarda hem işte Kaggle gibi sitelerde hem de işte farklı yarışmalarda çok iyi sonuçlar verdiği için şu şu son dönemlerde şirketler tarafından da işte XGBoost biliyor musunuz ya da XGBoost'ta önce bir model geliştirdiniz mi ya da işte karar ağaçlarına ne kadar hakimsiniz gibi sorularla karşılaşabilirsiniz son dönemlerde. Son dönemlerde buna da ağırlık verebilirsiniz. Fakat makine öğrenmesi modelleri sadece bunlarla sınırlı değil. İşte lineer regresyon, logistik regresyon, işte destek vektör makinesi, support vektör machine dediğimiz ya da işte KNN, K-means ya da ya şu an nevi yani Bayes, bir sürü aslında makine öğrenmesi tekniği var. Bunları da belirli, ilerleyen süreçlerde problem çözerek bunlara da hakim olmanız bir veri bilimcinin aslında çekirdekte sahip olması gerektiği en önemli unsurlarda, en önemli yeteneklerden bir tanesi. Ve makine öğrenmesinin kaynaklarını da sizle paylaşabilirim. Sol tarafta gördüğünüz hands-on machine learning with scikit learn keras tensorflow hem deep learning tarafında hem de makine öğrenmesi tarafında sanırım dünya üzerindeki en çok satan kitaplardan bir tanesi ve bu işte Aurelion Jero'nun kitabı. Bu kitap giderek kalınlaşıyor. Yani ben bu kitabı ilk çıktığın yani birinci edisyonundan beri takip ediyorum. İkinci edisyonda TensorFlow 2.0'la ve işte Keras'la birlikte bazı güncellemeler aldı. Neyse çok fazla detaylara girmeden bu kitap oldukça kalın ve oldukça, yani hemen hemen bu alanla alakalı çalışacaksınız. Hemen hemen ihtiyacınız olan bütün her şeye sahip olabileceğiniz bir kitap. Bitirmesi oldukça zor. Hani ben %60, %70'lik kısımlarda sonra farklı kitaplara hani Sıçramıştım ama bu kitap oldukça güzel. Kesinlikle bu kitabı bir şekilde hani edinip okumanızı istiyorum ki internette de muhtemelen hani bazı parçalarını görebiliyorsunuz hatta belki kitapta bile bazı bölümleri yayınlanmış olabilir. Sonrasında bir videolu eğitimimiz var. Efsanevi bir eğitim. Yani bu alana başlayan herkesin bir kere bunu izlemesi lazım. Hatta yani sadece hani tanınmamış olmak bile bazen hani diğer veri bilimcilerle aranızda yani böyle bir muhabbet ettiğiniz zaman hani böyle biraz enteresan kaçabiliyor. Hani bunu nasıl gözden kaçırdın gibi böyle bir ifade olabiliyor. Ee, Coursera üzerinde Andrew Wang'in bir Machine Learning eğitimi var. Bir de Deep Learning eğitimi var. Son yıllarda işte MLOps eğitimi geldi. Bu üç eğitim aslında kesinlikle veri bilimcilerinin tamamlaması gereken en kötü ihtimalle yani o kültüre hakim olması için bile bitirmesi gereken kurslardan bir, o, bu üç tanesinden bir tanesi. Bu kursa size Machine Learning machine learning'in temellerini güzel video bir eğitimle verebilecek kadar kaliteli ve Andrew Wang tarafından zaten hazırlanmış bir eğitim. O yüzden ististansız bu eğitimi izlemenizi öneriyorum. Son kaynakta Scikit-learn'ın kendi web sitesi. Şimdi Scikit-learn bir Python'da bir machine learning kütüphanesi yani veri bilimi için hazırlanmış bir kütüphane. Burada enteresan olan taraf şu. Ne kadar bir Python kütüphanesi olmuş olsa bile size veri bilimi tarafında birçok konuyu bildiğiniz yani sanki internetten bir tutorial okuyormuş gibi açıklıyor. Ve bunları nasıl sakitle yapabileceğinizi de açıklıyor. Hatta işte matematiksel formülasyonları ve işte tüm teorik detayları da dahil olmak üzere sakitle kendi sitesinden baştan sona bir machine learning ile alakalı yani inanılmaz büyük bir kitap bile oluşturabilirsiniz. Bununla alakalı içeride çok güzel tipler de var. Kesinlikle bu üç kaynağı eğer yani makine öğrenmesi alanında çalışacaksınız ya da bir veri bilimci olacaksanız öneriyorum. Ah. <laughs> Şimdi portfolyo konusu var. Ben ufak bir soluklanayım. Tam bu noktada bir su içeyim. Sonra size portfolyo konusunu anlatacağım. Şimdi teknik olarak geliştiğimizi varsayalım. İşte bu zamana kadar ki tüm konularda gerçekten iyi bir yeterlik seviyesine ulaştık. İşte projeye önümüze bir proje geldiği zaman yapabiliyoruz. Veriyi nasıl inceleyebileceğimizi anlayabiliyoruz. Veriyi nasıl analiz edebileceğimizi biliyoruz. İşte, görselleştiriyoruz, model geliştiriyoruz. Sonra bunu çalıştırıyoruz. İşte bir pipeline yazıyoruz. Yani veriyi ham bölümden tutup işleyip makine learning modeline aktarıp işte raporunu oluşturup sonra bunu bir işte web sunucusunda canlıya alacak kadar teknik birikime sahip olduğumuzu düşünelim. Sizin bunu yapabildiğiniz kadar güçlü birisi olduğunuzu düşünüyorum. Bunu yaptınız fakat bir portfolyoya sahip değilseniz yani bu çalışmalarınızı diğer insanlara gösterebileceğiniz bu beyanatınızın altını doldurabileceğiniz bir durum söz konusu değilse insanlar size biraz uzak yaklaşabilirler. Yani hiç uçtan uca bir proje bitirdin mi sorusu genellikle e, veri bilimcilerin mülakatlarında en çok en sık gelen sorulardan bir tanesidir. Çünkü e, ne kadar büyük firmalarda uçtan uca çalışmaları farklı departmanlar veya farklı ekipler tamamlamış olsa da temel düzeyde basit projelerde uçtan uca bir süreci tamamlamış olmanız genellikle sizden bekleniyor. Bu uçtan uca süreç daha demin basitim gibi. Hani bir verinin toplanması, bir yerde depolanması, bu ham verinin işte bir pipeline üzerinden akıtılıp bir makine modeli yani analizi işte temizlenmesi yapılıp sonrasında bir makine öğrenik modeline aktarılıp bir çıktısının sonrasında bir raporlamasının yapılması bir veri bilimcinin aslında hani uçtan uca genel olarak bilmesi gereken bir şey ve basit projelerde de yapması bana kalırsa o kadar da zor değil. O size İlk gösterdiğim yol haritalarında zaten bunların çoğunu öğreniyorsunuz ya da bu zamana kadar öğrendiğiniz şeylerle, yani size anlattığım şeylerle bile bunları yapabiliyorsunuz. Farklı framework'ler, işte farklı kütüphaneler tabii kullanmanız gerekecektir bu süreçte. Işte. Fakat olay şu. Mesela çok iyi bir fotoğrafçı olduğunuzu düşünün ve bir yere iş görüşmesine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben çok iyi bir fotoğrafçıyım. İşte fotoğraf çekmeyi çok severim. Şu teknikleri biliyorum. Şunları yapabiliyorum dediniz ve insanlar sizden o anda şu, çok basit bir soru soracaktır. Bana bu zamana kadar çektiğin fotoğraflardan bir kaç tane gösterebilir misin? Yani sen bana bir sürü şey anlattın. İşte sevin oldukça güzel. İşte birçok farklı şey var. Fakat bir şeyler görmek isteyecektir. Somut bir şeyler. Özellikle veri bilimi tarafında somut bir şey de gösterebildiğiniz için beklenti bu yönde oluyor. Bu bağlamda portföyünüzü ya da portföyünüzü oluşturmanız oldukça kritik. Bu nasıl yapılabilir? Bir GitHub hesabınızın olması aslında orada projelerinizi yayınlayabiliyorsunuz açık kaynak olduğu bir şekilde. Ve bakın bunlar benim kodlarım, bu benim projem. İşte ben bu zamana kadar bunları tamamladım. Yani bunları yapabilmek kapasitem var. Şeklinde gösterebiliyorsunuz. İşte belki orada bir ritmi dosyası yazarak projenizin neye hizmet ettiğini, bunu diğer kullanıcıların nasıl kullanabileceğini ya da nasıl katkıda bulunabileceklerini anlattığınız güzel bir ritmi sayfası da sizin mülakatlarınızda oldukça birkaç adım öne çıkartacaktır. Hatta size şunu söyleyeyim. Son zamanlarda e, bu sıklıkla artık duyulmaya başlandı. CV'nizden önce sizden kitap adresinizi istiyorlar ve oradaki projenize bakıp hiç CV'nize bakmadan bile işe kabul edilen arkadaşlarım oldu bu zamana kadar. Hani bu hem yurt içinde hem yurt dışında çok sıklıkla karşılaşılan şeylerden bir tanesi. Burada kitaptaki aktifliğiniz, oradaki projeleriniz ve bunları nasıl orada çalıştırdığınız oldukça önemli. Buna ek olarak kendinizi tanıtabileceğiniz yani sadece projenizi değil, kim olduğunuzu işte sosyal tarafta neler yaptığınızı eğer işte paylaşım yapıyorsanız veya işte internette bir makaleniz varsa bir blog yazısı yapıyorsanız bir komüniteye dahilseniz bir komüniteyi yürütüyorsanız bir ekibiniz varsa ya da tamamen hani open source projelerde bulunuyorsanız bunların tamamını gösterebileceğiniz kişisel bir web sitenizde insanları atıp hani kendinizin bu zamana kadar neler yaptığını göstermek için oldukça kritik olacaktır. Özellikle internette paylaşım yapmak işte LinkedIn ya da Twitter gibi platformlarda paylaşım yapmak ve bu paylaşımlardan insanların yararlanması, komüniteye yapılan destek bu zamana kadar benim e, tüm mülakat süreçlerimde bana oldukça yararı olmuştu. Muhtemelen sizin de olacaktır. Çünkü şöyle de bir durum söz konusu. E, yani teknik yeterlikten ziyade ekip çalışmasına uygunluk, işte hitap ettiniz veya işte bu yardımlaşma ya da sosyal taraftaki yaptıklarınız da e, büyük şirketlerde oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü hani her zaman sizden daha iyi tekneye sahip olan birileri vardır. Ve yani ya da çok iyi tekniğe sahipsiniz bu problemler hani çok problem olmuyor ama sizin gibi birçok developer var. Sizi öne çıkartan şey çoğu durumda özellikle hani teknik mülakat için söylemiyorum ama İK ile yaptığınız mülakatlarda sizin sosyal becerileriniz de oldukça kritik. Bu yüzden onları gösterebileceğiniz kişisel bir web sitenizde bir veri bilimci için aslında oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. Peki bir portfolyo için yapmanız gerekenler ve bilmeniz gereken neler istiyorsanız onlardan da bahsedeyim. Şimdi bir portfolyo ya da bir kişisel web sitesi oluşturduğunuz zaman ilk önce kim olduğunuzdan bahsetmeniz oldukça kritik. Sonrasında yeteneklerinizden bahsedeceğiz. İşte ben bir veri bilimciyim ama ya da ben işte deep learning üzerine çalışıyorum. Ama görüntü işleme alanında uzmanlığım var. Çünkü belki internette yani çok fazla duymuşsunuzdur. işte görüntü işleme, doğal dil işleme ya da farklı yani şu an aklıma gelmeyen birçok daha farklı şey. işte otonom araç ya da ne bileyim ses üzerine çalışıyorsanız. Bunun gibi farklı farklı çalışma ve uzmanlık alanları var. Sizin ilk önce kim olduğunuzdan bahsettikten sonra işte ben şuyum, şunu yaparım, bunları severim. Bunlardan bahsettikten sonra spesifik ve genel yeteneklerinizden de bahsetmeniz lazım. İşte şu dillere hakimim, şu 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 şeyleri kullanabiliyorum. Ya da işte veri görselleştirme tarafında şu becerilerim var. Bunları göstermeniz lazım. Sonra ya da söylemeniz gerekiyor. Sonrasında projelerinizi tabii yayınlıyorsunuz. Uzmanlık alanınız, tecrübeniz yani daha öncesinde hangi şirketlerde bulundunuz, işte ya da hangi komünitede destek verdiğiniz yurt dışındaki bulunduğunuz projede bu tarz tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Bir de sonrasında sosyal medya linkiniz. Eğer aktif olarak da paylaşım yapıyorsanız bu platformlarda bunları da yayınlayabilirsiniz. Şimdi sağ tarafta bir web sitesi oluşturabilmek için ya da kişisel bir web sitesi oluşturabilmek için ben kendi portf portfolyo ya da işte kendi kişisel web sitem için e, bir HTML template kullandım. Burada HTML, CSS yani zaten oldukça basit şeyler ama temel düzeyde bunları editleyebilecek kadar bile öğrenmeniz bu siteleri kendinize göre oluşturabilmeniz için oldukça yeterli. Bu işte bir web siteniz varsa ya yani ben kişisel web sitemi GitHub Pages üzerinde hani deploy ediyorum. Orada orada hostlanıyor. Onu öğrenebilirsiniz. Veya işte statik bir web sayfası oluşturmak istiyorsanız backend'ine yazmak için Flask kullanabilirsiniz. Ya da projelerinizin readme'lerini yazabilmek için yani projelerinizi diğer insanlara tanıtabilmek için de Markdown öğrenmeniz oldukça yeterli olacaktır. Ki zaten Markdown öğrenmek muhtemelen 1-2 saatiniz alır. Oldukça basit bir sentaksi var. Bu ekranda gördüğünüz yeteneklere sahip olmak da bu portföyünüzü hazırlamanız için oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu da önemli bir kavram. Artık bir veri bilimci olmak için birçok yol kat ettiğinizi düşünelim şu anda. Ve veri ile alakalı konularda şu anda işte bir ihtiyaçlar hiyerarşisi yani veri bilimci için veri bilimci ihtiyaçlı hiyerarşisi dediğimiz böyle bir e, üçgenimiz var. İstiyorsanız buna bunu biraz inceleyelim. Şimdi veri bilimci olmaya karar verdiğiniz zaman işte e, arka tarafta birçok farklı yani bununla birlikte birçok işte data engineer, e, işte data scientist, data analyst gibi farklı böyle hani e, internette çok fazla sıkça karşılaşacağınız şeyler var. Fakat bunlar her zaman geçerli değil. Yani keşke geçerli olmuş olsa ama yeni bir şirkete girdiğiniz zaman eğer böyle bir e, ekip kadro oluşturulmuşsa tabii hani kendi yeteneklerinize ve ekiplere göre farklı alanlarda işte işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki her zaman e, işte bir e, CI, CD çalışan olacak. İşte her zaman işte database'leri maintaineden başka bir çalışan olacak. Bazı durumlarda özellikle startuplarda çalışma gibi durumlarınızda bazen her şeyi size yaptırabilirler. Yani böyle senaryolar hani şey hani bunları yazsayamayız bunlar gerçekleşiyor. Ve bu, bu alanda aslında sizin e, farklı alanlardaki temel bilgilere de sahip olmanız sizi diğer developerlara göre birkaç adım öne geçirebilecektir bu profesyonel hayatınızda. Yani mesela bu data scraping konusu. Yani e, veriye ihtiyacınız var bir veri bilimci olarak. Ve bu veriye olan ihtiyacınız her zaman daha öncesinde insanların hazırlayıp internete koyduğu veriler olmuyor. Bazen sizin interneti tarayarak ya da işte scrap ederek farklı yerlere çekmeniz gerekebilir. Bu... Hatta sadece internet değil bazen işte sensörleriniz veya işte dünyadaki açık kaynak açık olarak paylaşılmış düzenli verileri de toparlayıp onlardan çekebilmeniz gibi farklı senaryolar da olacaktır. Ya da API'leri kullanmak. Tabi her zaman API'ye sahip olmuyoruz. İşte sağ borsa verisi çekmek istiyorsanız işte Yahoo API'ni kullanabiliyorsunuz. Ya da işte farklı verileri çekilmek için farklı API'ler var. Bunları kullanabiliyorsunuz ama bunları tabi kullanmayı öğrenmek lazım. İşte Postman ya da ne bileyim işte farklı ee, bazen o o o programlama dediğinde o servis için başka bir API yazılmış olabilir. Bazı durumlarda sizin API yazmanız gerekebilir. İşte bu tarz süreçleri de aslında bazen gerekiyor. Ee, bunları da öğrenmeniz oldukça önemli. Burada veri tabanları, veri temizleme, veri ön işleme ve veri görselleştirmeden aslında önceki bölümlerde biraz bahsettik ama yani bunları zaten siz bilgisayar başına oturup bir makine öğrenmesi modeli geliştirmeden önce verinizin üzerinde birçok transformasyon işte analiz bu EDA dediğimiz exploratory data analysis yani keşifsel veri analizi, işte temizleme, hazırlama, o veri pipeline'ı oluşturma zaten sizden beklenen bir şey. Bu veriyle alakalı konular bölümünde de bunlara bakabilirsiniz. Ben eee data ile alakalı yani bir data engineering kursu almıştım zamanda. O derste bu zamana kadar işte bana ihtiyacım olan bütün notları da GitHub repo'mda tuttum. Sağ alt tarafta da o, yani sol alt tarafta da o linki görebilirsiniz. Çok kısa şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinden de bahsetmek istiyorum. Burada yanlış bilinen bir gerçek var bana kalırsa. Doğru bilinen bir yanlış mı deniyordu? Tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Şu. Özellikle gençlerde ve de ilk bulana giriyorsunuz işte deep learning, işte sinir ağları hemen böyle her şeyi sinir ağları yapıştırma gibi böyle bir e, böyle bir durum söz konusu oluyor. Fakat bu bana kalırsa en yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. İşte her şeye e, deep learning yapıştıralım. işte. bütün problemleri deep learning çözelim gibi bir yaklaşım oluyor. Bu bana kalırsa en son yapılacak iş. Yani eğer böyle bir e, ne denir? Unstructured bir datanız böyle spesifik bir unstructured datanız yoksa yani şey, işte direkt görüntü işleyeceğim demiyorsanız genellikle yapay sinir ağları böyle son hani son böyle güçlü bazukanız gibi bir şeydir o. Hani onu artık final boss'ta kullanmanız gerekiyor gibi bir durum. Hani doğal işlemeyeceksiniz ya yani da ses veya işte görüntü gibi unstructured veriyle uğraşmayacaksanız daha basit makine öğrenmesi teknikleriyle başlayayım. Yani git lineer regresyon bir bak bakalım çözüyor mu? Çözmüyorsa işte karar ağaçları deneyebilirsin oradaki şeye göre. veya diğer hani basit makine öğrenmesi tekniklerini dene. Sonrasında hani deep learning tarafına geçersin. Demek daha mantıklı geliyor. Hem kendi tecrübelerinden hem de hani bu alanda çalışan diğer insanlarla yaptığımız muhabbetler de genel olarak. Hani bu yaklaşım şu an oldukça popüler ki Andrew Wang'in kurslarında da hani Andrew Wang'in kendisi de bol bol bundan bahsediyordu ben hatırlıyorum bu konuyu. Şimdi tersten bir bakalım. Yani nereden aslında bakarsanız süreç başlıyor. Şimdi insanların en çok yapmak istemediği şeylerden başlıyor. İşte log'lar, sensör dataları, işte bu verinin toparlan, o dağınıklığın toparlanıp işte böyle bir işte funnel'a sokmaktan başlıyor ve hani gerçekten çoğu insan bu işi yapmayı sevmez. Genellikle buradan başlıyor. Sonrasında bu veriyi depolamak, işte bir yerden bir yere taşımak Hani bu işte ilk önce environment'ınızı hazırlamak, yani o yuvayı kurmanız gerekiyor. Yine böyle çok istenmeyen ama <laughs> ilk adımda yapmanız gereken işlemler bunlar. Sonrasında işte temizleme, anomaly detection yapma, veriyi hazırlama süreçleri. Hala bu işin böyle aşırı sıkıcı kısımları. Sonra işte metriklerin belirlenmesi, işte veriler belki birbirine çarpılabilir, birbirine bölünebilir. Orada böyle aggregation işlemleri yapılabilir, feature engineering yapılabilir işte istenmeyen kolonlar o anlarda belli oluyor. Sonrasında işte verinizi training test split gibi farklı parçalara bölmek bunun içerisinde böyle birçok detay var. İşte stratify etmek gibi böyle farklı bir sürü detay var. O tarz işler en son artık veriyi işte bitirdiniz işte bazı hipotez testlerine soktunuz i̇şte deneylerini yaptınız sonrasında basit makine öğrenmesi tekniklerine soktunuz. Baktınız bakalım çözebiliyor mu işte sonrasında orada para, yani hiper optimizasyonunu yaptınız çözebiliyor musunuz? Sonra artık işte deep learning tarafına artık geliyoruz aslında. Hani iş, iş, biraz tersten olmuş oluyor. Yani işin en eğlenceli kısımları sonlarda genellikle. Ve şöyle de bir durum var. Hani çok bunu kesinlikle her yerde duymuşsunuzdur. İşin %80'i veri hazırlığı denilen hani artık böyle bir şey var. Hatta ben dönemlerin bunun esprisini hani Twitter'da machine learning le alakalı espriler paylaşırken de bunu çok fazla hani dile getiriyorum. Ee, yani işin gördüğünüz gibi işin %80'i %90'ı işte veriyi depolayıp, işte bir yere aktarıp temizleyip, işte daha böyle makine öğrenmesi modeline vereceğiz yani. O zamana kadar geçiyor. Geri kalan %20'lik kısımda işte modeli çalıştır, iyi bir sonuç elde et. sonra sırası deploy etip, işte canlı almak zaten modeli. böyle bir süreç var. Aklınızda bulunsun. Ee, bu başlangıçtaki süreçler, aslına bakarsanız oldukça kritik. Yani bunları kesinlikle bilmeniz lazım. Huh. Bakalım. Bunlarla alakalı kaynaklarda gördüğünüz gibi şu an ekranda sol iki kitap bunları bu iki kitabı tamamladım bu iki kitap oldukça bu bu iki kitaptan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim sağ tarafta da bu alanla alakalı bilmeniz gereken Python tarafında özellikle bilmeniz gereken üç tane kütüphane var veri görselleştirme tarafında seaborn ve matplotlib oldukça kritik pandas ya da pandas işte pandas birlikte de veri manipülasyonu yapabiliyorsunuz bunu da öğrenmeniz oldukça kritik olacaktır bu üç kütüphane yani veri biliminin böyle ilk aşamalarında o veri hazırlığı aşamalarında size oldukça yardım edecektir. İşte database olarak ben genellikle Postgre database'leri table data kullanıyorsam oldukça yani bana kullanımı çok kolay geliyor. Özellikle işte da hemen açıp kapatıp o tarz işlemleri yapıyorum. O tarz yani işlemlerinizi bunu çözebilirsiniz işte Postgre. Herhangi farklı bir database olur işte Mario olabilir, MySQL olabilir fark etmez. Ya da SQLite gibi database olmayan ama database motoru olan ya database'miş gibi davranan farklı şeyleri de öğrenmeniz oldukça kritik. Bir konu daha var. Genellikle bununla da çok karşılaşıyoruz. İşte veri bilimci arkadaşlar ben Excel'e elimi sürmem. Excel'le ben onun zaten kodunu yazıyorum gibi yaklaşımlar yapıyordu. Bir itiraf olarak ben de öyle yapıyordum. Üniversiteden daha mezun olmadığım dönemlerde. Fakat Excel bazı durumlarda eğer çok büyük veriyle çalışmıyorsanız işinizi aşırı şekilde pratikleştiren ve hani yarım saat uğraşmaktan ziyade birkaç butona basarak işinizi halledebileceğiniz oldukça bence güzel bir tool. Excel'i e yatsımayın. Ve şunu da unutmayın ki herkes sizin gibi developer ya da Python ya da işte herhangi bir program dili bilmiyor. Bir insana veri atarken o insan muhtemelen bunu Excel'le açacaktır ve hani o Excel'le o ilgili bölümleri görecektir. Yani birisine Jupyter Notebook atmaktansa veri görselleştirmenizi bazen Excel'le atmak kurumsal yaşamda ol, daha sizi daha rahata sokabileceğine emin olabilirsiniz. bakalım Şimdi sırada ne var? Evet, bu burası boş bir sayfa. Burasının boşalması nedeni şu: İş hayatınızdaki yetenekler tamamen sizin soft skill'leriniz. yani ekip içerisinde nasılsınız ya da kendinizi ne kadar iyi pazarlayabiliyorsunuz. O yüzden bu ekranı boş bırakıyorum. Hitabetiniz, konuşmanız, insanları etkileme biçiminiz ya da müşterinizin ya da işte patron yani yöneticinizin sizden ne istediğini iyi anlamak bana kalırsa buradaki en önemli son yani şeylerden bir tanesi. Çok fazla şöyle proje oluyor. Size bir görev veriliyor. Siz bu görevi yapmaya başlıyorsunuz. İşte harıl, harıl böyle çalışıyorsunuz falan. Bir çıktıyla gidiyorsunuz. Ama sizden beklenen şey o değilmiş. Buradaki problem siz o anda hemen oturup işte program işte ben hemen kod yazayım, hemen işte tamam ben anladığım gibi bir yaklaşım yaptığınız zaman müşteri veya yöneticinizi iyi analiz etmediğiniz zaman harcanan yüzlerce saat ya da işte onlarca kişinin eforu çöpe gitmiş oluyor ve siz problemi iyi anlamamış oluyorsunuz. Bazen şöyle şeyler oluyor. Domain expert'iniz yok mesela ya da böyle bir şey talep etmemişsiniz bile. Ben her şeyi veriden çıkartırım böyle yaklaşımıyla. Aslında database'lerde ya da işte veri setinde ya da üretim hattında bir makinenin işte bir verisi daha var. Size verilmemiş, unutulmuş. Ama mesela o veriyi almış olsaydınız inanılmaz iyi bir korelasyon yakalayıp belki projeyi çözecektiniz ama sizi yönlendiren ya da iş tarafında hani iyi bir şekilde iletişim kurmadığınız için, iletişim becerinizin kötü olduğu için onu alamıyorsunuz aslında çözebileceğiniz problemi çözemez hale geliyorsunuz. Veya aldığınız veri çok dağınık bir formatta oluyor. Onu nasıl toparlayacaksınız? Belki işte üstel dereceli farklı fonksiyonlara sahip yani farklı bir ürün geliştirirken bu ürünün farklı işte parametreleri, farklı değerleri aslında üstel başka bir fonksiyonun bir çözümü. Ama Domain Expert size bunu iyi bir şekilde iletmediği için ve siz onu bunu sormadığınız için problemi çözemiyorsunuz. Böyle problemlere de karşılaşabilirsiniz muhakkak ki. Böyle durumlarda ...soft skill'lerinizi, iletişim becenizi... ...ya da data storytelling... ...mesela bu çok önemli bir kavram... ...veriyi ya da raporunuzu nasıl karşı tarafa iyi anlatıyorsunuz... ...projenizi nasıl satabilirsiniz... ...bunlar tamamen sizin soft skill'leriniz... ...bunları geliştirmeniz oldukça kritik olacaktır... ...o yüzden bu sayfa boş çünkü bu... ...kişiden kişiye çok değişen... ...kişiden kişiye ve takımdan takıma da çok değişen bir şey... ...ama bu trikleri unutmamanızı öneririm... ...şimdi bu çok güzel bir espri... ...internette yani uzun bir süre dolanıyor... Şu anda ben aklıma birinci düzeyde gelen hani sadece böyle işte key şeyleri paylaştım. Yani bu kelimeleri yani bu alanla alakalı kelimeleri paylaştım. İnsanlara da genellikle bunu şey soruyorum işte bu sizce bunlardan hangisi Pokemon hangisi işte e, genel bir terimdir diye soruyorum ve oldukça karıştırılıyor. Şu an ekranda bile görmek oldukça zor. Şimdi mesela bunları hani böyle bolt hale getirdiğim zaman gözüküyor. E, bu espriyi çok seviyorum. Hani çok eskiden yapılmış bir espri. Ama bu ve şu an ekranda gördüğünüz terimlerin hepsini öğrenmekle kalmıyorsunuz. Belki bunun işte 10 katı kadar daha terim bile zihninizin bir yerlerinde tutuluyor. Merak etmeyin hani ben bunları nasıl aklımda tutacağım ya ben bunları nasıl öğreneceğim diye. Yola çıktığınız zaman yol size bunların hepsini otomatik olarak öğretecektir. Hani o ilk gördüğümüz görsele şu anda bakmak muhtemelen biraz daha kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi sunumun zaten sonuna geliyoruz artık. Son işte birkaç dakikamız kaldı. Ee, bu sunumda konuştuğumuz hatta konuşmadığınız birçok konuyu ben YouTube kanalımda düzenli bir şekilde anlatıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Twitter hesabıma gidip e, yine Mert Çoban olarak aratarak e, oradan daha da güncel yani YouTube'da bir video çekip atmak zahmetli bir iş. Oradan daha sık paylaşım yapıyorum. Veya işte benim kendi bloguma giderek orada ihtiyaçlar listesini veya bana bu zamana kadar en çok gelen sıkça soruları okuyup e, bununla alakalı çalışmaları da devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. E, genel olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Burada bir hızlı Ramazan turu bölümü var. Bunu e, bunu genellikle anlatıyorum ama bu çok uzun sürüyor. Bak şu an artık 50. dakika geldik sunumu bitireceğiz birazdan. E, burada da şöyle bir durum. E, hızlı Ramazan turunda şu anda bir screenshot alabilirsiniz veya sunumu elde ettiğiniz zaman okuyabilirsiniz. E, çok sık gelen soruları veya hani bazen çok hani cevaplamak istemediğim saçma sorular da oluyor. Şey yani e, mesela şey gibi. Işte kendi başıma öğrenebilir miyim? Veya ne bileyim hani yapay zeka işimizi elimizden alacak mı falan hani öyle bir saat park bölüm vardı işte ekmeğimizi elimizden alıyorlar falan diye. Hani öyle bir durum hani bunlara böyle hızlı bir Ramazan turu adı altında böyle bir bölüm var. Buradaki yararlı birkaç bilgiyi ve bunları okumanızı tavsiye ederim. Benim anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu etkinlik, bu eğitim sizin hayatınızda size iyi bir katkısı olacaktır veya olmuştur. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Burada canlı yayınımızı bitirebiliriz.